Merhabalar, kolay ve pratik tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik, lezzetli bir ana yemek tarifiyle geldim. Mutlaka tarif defterlerinize bu tarifi kaydedin. Hemen bu ürünü nasıl yapmışım, direktmen tarifime geçelim. Tenceremi ocağa aldım. İçerisine bir miktar böyle sıvı yağ ilave ediyorum. Daha sonrasında böyle ufak ufak küp küp doğramış olduğum hindi etim vardı. 300 gram hindi eti kullanıyorum ama eğer elinizde tavuk göğsü varsa tavuk göğsü de kullanabilirsiniz. Sadece ben hindi etini kullanırken hindi eti çok böyle yumuşacık oluyor ya, o gerçekten o lezzeti sevdiğim için hindi eti kullandım. Tavuk göğsüyle de aynısını yapabilirsiniz. Böyle birazcık soteledikten sonra etimi içerisine bir adet orta boy böyle dilim dilim kesmiş olduğum soğanı ilave ediyorum. Bir adet kırmızı kapya biber, bir adet de yeşil kapya biberi ince ince bu şekilde doğradım. İsterseniz küp küp de doğrayabilirsiniz hepsini. Bu şekilde şekli daha hoşuma gittiği için dilim dilim doğramak istedim. Baharat olarak bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı toz kırmızı biber kullandım. Şöyle iyice karıştırıyorum. Daha sonrasında kapağını kapatıp iyice böyle birbiriyle sotelemeye bırakacağım. Böyle bir 5-10 dakika kadar pişmesine izin verdim ama orta ateşte pişirdim. Daha sonrasındaki şekli bu şekilde arkadaşlar. Şimdi kenara alıyorum. Patateslerimi daha öncesinden haşlamıştım. Kabuklarını soyduktan sonra patates ezicisiyle iyice eziyorum. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Ben porsiyonu büyük tuttum arkadaşlar. Bir de çok yaptım. 6 tane çıktı toplamda. İsterseniz sadece 4 adet orta boy patatesle de hazırlayabilirsiniz. Sadece eğer 2-3 kişi için yapmak istiyorsanız. İç harcını da ona göre daha az yapabilirsiniz. Patateslerimin hepsini tamamen iyice ezdikten sonra içerisine küçük bir kase böyle kaşar peyniri rendesi ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı karabiber ilave ettim. Çeyrek çay bardağı da içerisine süt ilave ettikten sonra iyice böyle eldivenimi taktım ve çok güzel bir şekilde yoğuracağım şimdi hepsini. Şimdi hazırlamış olduğum patates püresini böyle elimde parçalar haline alıyorum. Top şeklinde yuvarlayıp bir fırın tepsisinin içerisine aldım. Hepsini aynı şekilde hazırlayıp bırakıyorum. Bu arada bu işlemi yaparken patateslerinizin hafif böyle ılık olması gerekiyor. Çok fazla da soğuk olursa bu şekilde şekil veremezsiniz. O yüzden orta böyle ısıda iyicene böyle karıştırdıktan sonra topları hazırlayıp fırın tepsime alıyorum. Toplamda 6 porsiyonluk yaptım dediğim gibi. İsterseniz porsiyonları birazcık daha küçük tutarak daha fazla porsiyon da çıkarabilirsiniz. Bu şekilde ben şimdi bir su bardağının alt dibiyle içerisine çukurlar açıyorum. Hazırlamış olduğum bu şekilde iç harcını böyle hafif soğuduktan sonra içerisine ilave ediyorum patates püresinin. Arkadaşlar eğer videomu tam da bu kısma kadar izlediyseniz emeğe saygıdan bir like bırakmayı unutmayın lütfen. Değerli fikirleriniz benim için çok önemli. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Eğer kanalıma şimdiye kadar abone olmadan izliyorsanız hemen bu videodan sonra ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Abone olun yanındaki zil butonuna da basarsanız arkadaşlar ben videoları yükler yüklemez anında ilk siz haberdar olmuş olursunuz. Ben genelde böyle değişik yemek tariflerini denemeyi gerçekten çok seviyorum. Bilmem sizler de öyle misiniz ama gerçekten böyle değişik değişik tatlar, değişik değişik lezzetler, hele değişik değişik sunumlarla yemek hazırlamayı gerçekten bayağı seviyorum. O yüzden bu tarif de çok değişik oldu benim için. Bu şekilde hazırladıktan sonra hepsinin içerisinde dolduktan sonra iç harcıyla hemen kaşar peynirini üzerine böyle bolcana bırakıyorum. İsterseniz kaşar peyniri kullanmadan da yapabilirsiniz ama kaşar peyniriyle gerçekten çok güzel bir görüntüsü oluyor. Yemeğimiz artık fırına gitmeye hazır. Önceden ısıtılmış 250 derecelik fırında iyice nar gibi kızarana kadar fırına pişmeye gönderiyorum. Hemen şöyle fırından da ne kadar güzel kızardığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten hem görüntüsüyle hem lezzetiyle beni benden alan bir tarif oldu. Mutlaka tarif defterlerinize bu tarifi kaydetmenizi istiyorum. Hem değişik hem de çok pratik bir tarif gerçekten. Bu şekilde sizler doku testini izlerken ben de artık videoma veda etmek istiyorum. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.